Karaçayır'da 1100 dönümlük bir alanı olimpik spor tesis alanı olarak planlamıştı. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, önümüzdeki günlerde açılması planlanan 3000 kişilik Karaçayır Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla buluştu. Olimpik spor tesis alanı içerisinde yapılması gereken tesislerin neredeyse %60'ının toparlandığını söylersem adım adım bu işin neticeye doğru gittiğini hissedebilirsiniz. Sohbet toplantısına Belediye Başkanı Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Avcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, yüklenici firmanın müteahhitleri ve basın mensupları katıldı. Genç Spor Bakanlığı tarafından inşaatı yapıldı ve sanırım bir ay sonra müteahhitlerimizin gayretleriyle Bolu'nun istifadesine sunulacak. Toplantıda Bolu'nun spor turizmi konusunda yatırımlarından bahseden Başkan Yılmaz, Bolu'nun en büyük problemi ve en büyük ihtiyacıydı kapalı spor salonu. Bir ay sonra müteahhitlerin gayretleriyle Bolu'nun hizmetine sunulacak diye konuştu. Kapalı spor salonumuz bir kapalı spor salonundan ibaret değildir, bir spor kompleksi gibidir. Bunun yanında ise bundan daha büyük masraflı bir ihalemiz daha bitti. Oraya da olimpik yüzme havuzu, aynı zamanda yukarıdan atlama sistemi olan bir yüzme havuzu yapılıyor. Bizim olimpik spor tesis alanını planlamamız içerisinde bunların hepsinin yeri var. Ancak bu yerler farklı yerlerdeydi. Yani bir profesör kendisine göre bizim böyle bir düz alanımız var. Bu alanda planla dediğimiz zaman işte kapalı spor salonunu buraya, ne bileyim yüzme havuzunu bir başka yere, stadyumu buraya, kendine göre bir planlama yapmış. Burası biraz önce söylediğiniz gibi 1100 dönüm. Şu an Bebek Ormanı ile beraber birleştirdiğimizde 1600-1700 dönümlük bir alanı itibar ediyor. Belki Türkiye'de böyle bir planlama gene ilk defa, belki dünyada var mı onu bilemem. Yılmaz'ın ardından yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili teknik bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise şunları söyledi. Burayı inşallah Allah nasip ederse Eylül sonu Ekim ortalarında açacağız. İnşallah Sayın Bakan, Bakan Yardımcımız da gelecek, Belediye Başkanımızın da desteğiyle. Gençlik Merkezimizi de bir ay sonra açacağız. Dolayısıyla orta ölçekli bir ilde Gençlik Merkezi ve Spor Salonumuz ikişer tane olacak. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Zaten Ağustos ayı ile beraber federasyonlarımızın etkinlikleri Bolu'ya kaymaya başladı. Lütfen bunlara da sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. İlerleyen zamanda çoğu federasyonun etkinliklerin Bolu'da olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunları da sizlerle inşallah paylaşacağım ya da siz farkında olacaksınız.